Merhaba arkadaşlar. Altyapı Yayınlarının sizler için hazırladığı edebiyat kartlarıyla karşınızdayız. Konu anlatımına başlamadan önce sizlere kartlarla ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Kartlarımızdaki bilgiler özet niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte burada edineceğiniz bilgiler edebiyat sorularını çözebilecek derecede bilgi sahibi olmanızı da sağlayacaktır. Bu kartlarda konu anlatımını, konuyla ilgili örnekleri uyarıları ve ipuçlarını da zaman zaman bulabileceksiniz. Kartların boyutu, taşınmasının kolay olması, her ortamda rahatlıkla okunabilmesi de sınava hazırlık sürecinde sizlere oldukça kolaylık sağlayacak ve istediğiniz her an konu tekrarı yapmanıza, aklınıza takılanları gidermenize yardımcı olacaktır. Şimdi yavaş yavaş ilk konumuz olan metinlerin sınıflandırılması konusuna başlayalım. Türk edebiyatında metinler yazılı anlatım türleri ve sözlü anlatım türleri olarak iki başlık altında toplanır. Yazılı anlatım türlerine baktığımızda Edebi yani sanatsal metinler ya da öğretici metinler olarak iki başlıkla karşılaşırız. Edebi ya da sanatsal metinler dediğimiz metinler, coşku ve heyecanı dile getiren metinler ve olay çevresinde gelişen metinler olarak ikiye ayrılır. E, coşku ve heyecanı dile getiren metinler deyince aklımıza mutlaka şiir gelmelidir. Olay çevresinde gelişen metinleri ise anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı olarak yine ikiye ayırıyoruz. Anlatmaya bağlı metinler dediğimizde roman, öykü, masal, fabıl, destan, halk hikayesi, manzum hikaye ve mesneviler karşımıza çıkar. Göstermeye bağlı metinler dediğimizde ise aklımıza direkt tiyatro gelmeli. Tiyatroyu da geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olarak ikiye ayırıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz, Orta Oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunları vardır. Şimdi modern Türk tiyatrosuna da bir göz atalım. Modern Türk tiyatrosunda da trajedi, komedi ve dram olarak üç türle karşılaşırız. Öğretici metinlere baktığımızda ise bunlar kendi içlerinde tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler ve kişisel hayatı konu alan metinler olarak gruplandırılır. Tarihi, felsefi ve bilimsel metinler zaten isimlerinden de anlaşılıyor. Konusunu tarihten alanlar tarihi, felsefeden alanlar felsefi ve bilimden alanlar bilimsel metin olarak adlandırılır. Gazete çevresinde gelişen metinler ise makale, sohbet, deneme, fıkra, röportaj ve eleştiri gibi türlerdir. Kişisel hayatı konu edinen metinlerde hatıra, Gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, Günlük ve mektuptur. Şimdi sözlü anlatım türleriyle devam edelim. Sözlü anlatım türleri konferans, sempozyum, açık oturum, panel, forum, seminer, söylev ya da nutuk diye de adlandırabiliyoruz. Sunum ve münazara olarak farklı başlıklar altında incelenir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.